Gençler selamlar. Ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım, Metin Yayınları TYT Soru Bankamızın çözümleriyle tekrardan karşınızdayız. Bugün 40 ve 41. sayfaların çözümlerini yapacağız. 9. testteyiz. Basit eşitsizlikler ve sıralama konusunda dilerseniz ilk sorumuzda vakit kaybetmeden başlayalım. X ve Y tam sayıları için, bakın tam sayılarmış unutmayın, 3x-2y ifadesinin alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır diye sorulmuş. Öncelikle arkadaşlar, X'in zaten değer aralığı belli. X'in değer aralığı belli. Y'nin değer aralığını bulabilmek adına, bakın şuradaki 1'i yok edersem, yani 1 çıkarırsam, demek ki buradan da 1 çıkaracağım. Yani arkadaşlar -6 küçüktür Y. Bu da küçük veya eşittir 7 olacak. X'in değer aralığı da zaten -3 küçüktür X küçük veya eşittir 4. Şimdi bunlar tam sayıydı, unutmayın. 3x-2y ifadesinin ben en büyük değerini bulacaksam X'i çok, Y'yi az seçmem gerekiyor. Madem öyle, X'in burada maksimum değeri 4'tür gençler. Buradan 3 çarpı 4'ten 12 gelecektir. Eksi, Y'yi de az seçmem gerekiyor çünkü önünde eksi var. O halde Y'nin alabileceği en küçük değeri de ben burada eksi 5 seçerim. Böylelikle eksi 2 çarpı eksi 5'ten şu kısımda 10 gelir. Bu ikisini artık eksi eksi artı yapacağı için toplarsanız cevabınız ne olur? 22. Yani cevap A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Geçtim 2'ye. M, T ve N gerçel sayıları için aşağıdakiler biliniyor. M sayısının 3 eksiği N sayısının 3 eksiğinden daha küçüktür. Yani arkadaşlar M eksi 3 küçüktür N eksi 3. Eksi 3'lerin bir ehemmiyeti yok. M küçüktür N diyebiliriz yani. M'nin N'den daha küçük olduğu kesin. T sayısının eksi 5 katı N sayısının eksi 5 katından daha küçüktür demiş. Şimdi ben eksi 5'leri sadeleştireceğim. Jortingen yalnız her iki tarafı eksi 5'e, yani negatif bir sayıya böldüğümüz için eşitsizlik yön değiştirecek ve T N'den daha büyük olacak. Yani T buradaymış arkadaşlar. O halde bizim sıralamamız MNT biçiminde olacak. MNT seçeneği de Edirne'de verilmiş arkadaşlarım. Ve geçiyorum 3. soruma. 3. soruda gerçel sayı doğrusunda demiş, bu eşitsizliğin çözüm aralığını sayı doğrusunda göster demiş bize. Önce nereyi çözeceğiz? Şu kısmı. Şimdi bakın 2x'i bu tarafa gönderdiniz, x kaldı. Küçüktür, eksi 1'i bu tarafa attınız, 6. Yani x 6'dan daha küçük olacak. Bir de arkadaşlarım şu kısmı çözecek olursak, 2x'i bu tarafa gönderdiniz, 3x. Şu eşitsizliği kullandım, 17'yi 5'in yanına çaktınız, ne oldu? Eksi 12 oldu. Her iki tarafı 3'e böldünüz. X büyük veya eşittir eksi 4 geldi. Yani eksi 4 ile 6 aralığı eksi 4'ten kapalı olacak. 6'dan açık olacak. Cevap C seçeneğinde verilmiş gençler. 4. sorumuz. A ve B tam sayıları için A'nın negatif olduğunu ve B'nin de 1'den büyük olduğunu söylemiş. Yani şu şekilde. A küçük 0 ve arkadaşlarım 1 küçük B. Pekala, buna göre aşağıdakilerden hangisi daha küçüktür, diğerlerinden daha küçüktür diye sorulmuş. Bakalım. Öncelikle A'nın negatif olduğunu, B'nin pozitif olduğunu biliyoruz. A negatif sayısından 2B'yi çıkarıyoruz. Gerçi bunlar tam sayı denildiği için bu şekilde çözüm yapmayalım. Şöyle yapalım arkadaşlar. Tam sayı demişti çünkü. Direkt sayı seçin. A'yı eksi 1, B'yi de 2 seçelim madem öyle. Eksi 1 sıfırdan küçüktür, 2 de 1'den büyüktür. Madem arkadaşlarım böyle bir genelleme var, bütün sayılar için sağlaması şart. O halde A şıkkına bakıyoruz. Eksi 1'den diyor 2 kere 2'den 4'ü çıkar. Yani eksi 5 bulursun. Bakın A şıkkı eksi 5'miş. B seçeneğine bakıyorum. 2'yi eksi 1'e böl demiş. Eksi 2 geliyor bakın B'de. A artı B, ikisini toplarsanız 1 gelir. A bölü B, yani eksi 1 bölü 2 gelir. B üzeri A, yani 2 üzeri eksi 1'den 1 bölü 2 gelir. Hangisi daha küçüktür arkadaşlar? Tabii ki Adana seçeneği. Dolayısıyla cevabımız A'ydı. Ve devam ediyorum arkadaşlar 5. sorumuzla. A, B, C gerçel sayıları için 3B eksi A büyüktür A artı B. Öncelikle B'yi bu tarafa gönderin, 2B. Eksi A'yı diğer tarafa gönderin, 2A. Her iki tarafı 2'ye bölün, B büyüktür A'yı yakaladınız. Bu cepte. Daha sonrasında, bakın her iki tarafta ikiler var, ikileri görmeyin. Her iki tarafta eksiler var. Eksileri de görmezseniz 3A küçüktürdü ya, büyüktür 3C dedim. Her iki tarafı 3'e böldünüz, A büyüktür C. Bakın A da C'den büyükmüş. O halde B büyük A büyük C sıralaması vardır. Yani cevap Denizli'dir deriz. 5. sorumuzda çözdüğümüze göre geçtik 6'ya.
ABC gerçel sayılar olmak üzere A kere B küçüktür 0, bu da küçüktür C. Şimdi C'nin pozitif olduğunu biliyoruz. A ile B'nin işaretinin zıt işaretli olduğunu biliyoruz. Hangisi her zaman negatiftir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlar, C'den B'yi çıkarmıştım. Ben B'nin negatif veya pozitif olup olmadığını bilmiyorum. Dolayısıyla C eksi B hakkında yorum yapamam. B şıkkına bakıyorum. A ile B'nin çarpımı negatifse oranı da negatiftir. Yani A ile B'nin bölümü de negatiftir. Negatif bir sayıyı pozitif olan C sayısı ile çarparsam sonuç sıfırdan küçük, yani negatif gelir. Demek ki her zaman negatif olan B şıkkı. A artı B artı C, A'nın ve B'nin hangisinin negatif hangisinin pozitif olup olmadığını bilmediğimden bunun hakkında da yorum yapamam. A kere B negatif, C pozitif, eksi ile artının toplamı ne zaman negatif ne zaman pozitif birbirinden farklı oluyor biliyorsunuz. Dolayısıyla arkadaşlarım bunun hakkında da şu an yorum yapamam. Yani kesin bir yorum yapamam her zaman diye. A eksi B, A mı küçük B mi küçük bilmediğim için burası negatif mi pozitif mi bilmiyoruz. Dolayısıyla bu da gider, cevabımız Bursa'ymış deriz. 41. sayfamıza geçiyorum. 7. soru. 20 santimetrelik bir cetvelle bir lastiğin esnetilmeden önceki uzunluğu cetvelin üst kısmında, maksimum esnetilmiş uzunluğu cetvelin alt kısmında şekildeki gibi ölçülmüş. Bu lastik tam ortadan ikiye kesilip parçalardan biri bir miktar esnetilerek uzunluğu ölçülüyor. Buna göre en son ölçülen değer santimetre cinsinden hangisi olabilir diye sorulmuş. Şimdi öncelikle bizim lastiğimiz 17'den 4'ü çıkardınız, 13 santimetre. Esnetildikten sonra da 19'dan 1'i çıkardınız, 18 santimetre. Yani 13 santimetrelik bir lastik maksimum 5 santimetre esneyebiliyor. Tamam mı? Şimdi ben bu lastiği tam ortasından bölersem 6,5 santimetrelik bir lastik yapacaktır. 13 santimetrelik lastik 5 santim esneyebiliyorsa bu da yarısı kadar esneyecektir. Yani 2,5 santimetre esneyecektir. Yani arkadaşlar bizim bu 6,5 santimetrelik lastiği bir miktar esnetebiliyorsak 6,5'tan daha büyük bir değer olacaktır esnetilen lastik, ona x diyelim. Ve sevgili gençler 6,5'a 2,5 eklerseniz maksimum 9 santim olacaktır ama bir miktar esnetilmiş demiş, hadi 9'a da eşit olabilir. Yani cevabımız 6,5 ile 9 arasında bir sayı olması lazım. Bakın 6,5'tan küçük, 6,5'tan küçük, 9'dan büyük, 9'dan büyük. O zaman sadece 6,5 ile 9 aralığındaki 7,3 olabilir. Cevap, doğru cevap C idi. Geçtim 8'e. ABC gerçel sayıları için C'nin negatif olduğunu söylemiş. A eksi B küçüktür C olur. Bakın eksi C'yi karşıya attınız, küçüktür C. C negatifti. O zaman A eksi B hayli hayli negatif. A eksi B negatifse sıfırdan küçük yazabilirim. Eksi B'yi karşıya attım. Demek ki kesinlikle ama kesinlikle A B'den küçük. Hangisi her zaman doğrudur diye sorulmuştu ki zaten bunu ben kendim buldum ve Denizli seçeneğinde de zaten bu ifade yer alıyor arkadaşlar. Cevap Denizli'ydi. Devam ediyorum 9'da. X, Y, Z gerçel sayıları için X, Y'den, Y'de, Z'den küçük olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur diye sorulmuş. Pekala. Şimdi kesinlikle doğru olan soruluyor bir kere. Tamam. X bölü Y. Şimdi ben hangileri negatif, hangileri pozitif bilmiyorum. Örnek veriyorum. X negatif, Y pozitif. Bu da pozitif bir sayı olabilir. Negatifi pozitife bölersem burası negatif olur. Z pozitif, negatif pozitiften büyük olamaz. Dolayısıyla kesinlikle doğrudur diyemeyiz. Bunların her biri negatif olabilir. Negatif küçüktür, negatif küçüktür, negatif. 3 tane negatif sayı olabilir. Hepsinin toplamı negatif olacaktır. Burada büyüktür 0 demiş. Bu da gider. Kareleri x kare ile y karenin toplamı tamam pozitiftir. Fakat örnek veriyorum. Eksi 1 küçüktür. 0 bu da küçüktür arkadaşlar. 5 olsun. Şimdi eksi 1'in karesi 1. 0'ın karesi 0. Büyüktür 25 diyor 5'in karesi. Bu da cortladı. X çarpı y çarpı z sıfırdan büyüktür demiş. Hepsi negatifse bunların çarpımı sıfırdan küçük olur. Bu da gitti. Demek ki cevap Edirne'ymiş. Neden Edirne'ymiş ona bakalım. X'ten z'yi çıkarmış. Yani küçük sayıdan büyük sayıyı çıkarmış. Sonuç negatif olur. Y'den z'yi, yani yine küçükten büyüğü çıkarmış. Sonuç negatif olur. Negatif ile negatifin çarpımı kesinlikle sıfırdan büyüktür. Pozitiftir. Dolayısıyla cevap Edirne'dir diyeceğiz. Ve geçtim 10. soruma. Şu kısmı siliyorum arkadaşlar. 10. soruyu çözmek için. Bir yol kenarında yan yana duran 4 ağacın 1 ile 2, 2 ile 3, 3 ile 4.sü arasındaki uzaklıklar sırasıyla 15, 3x ve 2x artı 8'dir demiş. Şimdi şöyle ağaçlarımız olsun arkadaşlar. Birinci ağaç, şöyle ikinci ağaç diyelim.
Şöyle üçüncü ağaç diyelim ve şöyle dördüncü ağaç diyelim arkadaşlar. Şimdi birinci ile ikinci arasındaki mesafe, yani şurası 15'miş. 2 ile üçüncünün arasındaki mesafe 3x'miş. Üçüncüsü ile dördüncüsünün arasındaki mesafe de 2x artı 8'miş. Komşu ağaçlardan birbirine en uzak olan ikisi 3 ve 4. ağaçlarmış. Yani maksimum olanı 2x artı 8'miş. X kaç farklı değer alabilir diye sorulmuş. Şimdi 2x artı 8 kesinlikle ama kesinlikle 3x'ten daha büyüktür diyeceğiz. Burada x küçüktür, 8'i elde edeceğiz. Ve daha sonrasında 2x artı 8 büyüktür 15 diyeceğiz. Burada 2x büyüktür, 8'i karşıya atarsanız 7 gelir ve x büyüktür, 7'yi 2'ye bölerseniz 3,5 olacaktır. Yani bizim x değerimiz 3,5'tan daha büyük ve 8'den de daha küçükmüş. O halde arkadaşlarım, x burada kaç farklı tam sayı değeri alabilir? 4'ü alır, 5'i alır, 6'yı ve 7'yi alabilir. Başka da değer alamaz. Demek ki toplamda C seçeneğindeki 4 tane değer alabilir diyeceğiz. 10. sorumuzun cevabı da böylelikle C seçeneği olmuş olacak. Ve geçtim 11'e. 11. soru içinde sevgili arkadaşlar, şu kısmı silelim. Daha öncesinde çözdüğüm bir soru kalmıştı orada. A ve B tam sayı olmak üzere AB sıralı ikilisinde apsis ordinatın iki katından büyük olup ordinat apsisten en az 10 fazladır. Şimdi bakın, A ve B tam sayıydı, unutmayın. Bu AB ikilisinde apsis A, ordinat B'dir. Şimdi apsis ordinatın iki katından daha büyükmüş. A 2B'den daha büyük olduğunu gördük artık. Ve arkadaşlar, ordinat apsisten en az 10 fazladır. Ordinat apsisten 10 fazlaymış ama en az 10 fazlaymış. Dolayısıyla büyük veya eşittir 10 diyeceğiz. Güzel. Bunlar elimizde. Bu eşitliği de şöyle dikdörtgen için alalım. Bize soruluyor ki A artı B toplamı en fazla kaçtır diye sorulmuş. Şimdi arkadaşlarım, bunların ikisi de tam sayıydı, bunu unutmuyoruz. B eksi A da 10'dan daha büyük veya eşit. A da 2B'den daha büyük olmak zorunda. Peki ben bu eşitlikleri nasıl kurabilirim? B ile A'yı toplarsam en fazla kaç gelebilir? Bunu irdeleyeceğiz şimdi. Örnek veriyorum arkadaşlar. B burada 10 iken A 0 olabilir. Fakat 0 20'den daha büyük bir sayı tabii ki de değildir. O halde arkadaşlar, ben bunu 11, bunu 1 yaparsam 1 22'den daha büyük değildir. Bunu 2, bunu 12 yapabilirim. Böylelikle 2 bu sefer 24'ten daha büyük değildir ki fark 20 idi, fark gitgide açılıyor. Demek ki bizim pozitif sayılarla işimiz yok. Hangi sayılarla işimiz var arkadaşlar? Tabii ki negatif olan sayılarla. O halde ben diyeceğim ki B'yi 0, A'yı eksi 10 seçersem acaba ne olur? B'yi 0, A'yı eksi 10 seçerseniz arkadaşları, şuraya yazalım. Eksi 10 büyüktür, 0 olur. Yani yemez. Peki bunu eksi 1, bunu eksi 11 seçelim. Bakalım şimdi ne olacak? Eksi 11 büyüktür, eksi 2 olur. Bakın aradaki fark 10'du. Şimdi kaç? 9. Ha, düşürebiliyoruz yani biz bunu. Çok güzel. O zaman A ile 2B'nin birbirine eşit olabildiği bir şeyler bulalım biz. Aralarında da 10 fark olsun. Yani mesela B'yi eksi 10, A'yı eksi 20 seçmek gibi. Eksi 10'dan eksi 20'yi çıkarırsanız da 10 gelir. Dolayısıyla A burada eksi 10 iken, pardon, A eksi 20 iken, B de eksi 10'un 2 katı, bakın burada 2B yerine yazın, eksi 20. Eksi 20 eksi 20'den büyük mü? Oo, bu da yemedi. O zaman bir tanecik daha küçülteceğiz. B'yi eksi 11, A'yı eksi 21 seçelim. Böylelikle eksi 21 büyüktür, eksi 22 gelir ve bu sağlar. En fazla kaçtır demişti ya, daha fazla küçültmenin anlamı yok çünkü bize fazlasını soruyor. O zaman A eksi 21, B de eksi 11 ise bunların toplamı arkadaşlarım en fazla eksi 32 yapar. Yani cevabımız Bursa seçeneği olmuş olur diyoruz ve geçiyoruz bir diğer sorumuza. Evet, 12. sorumuzla devam ediyoruz. 12. sorumuzda bir düzeltme olduğu için videoyu orada kesip daha sonrasında farklı bir video ile birleştirmem gerekti. 12. soruda bir düzeltme var arkadaşlarım. Şu cümlesinde bir düzeltme var. Oya bu harcamalardan herhangi dördünü yapmasaydı böyle bir bildirim almayacaktı yazıyor eski baskımızda. Yeni baskımızda arkadaşlarım kartının limitini aşmayacaktı olacak. Bakın noktayı da koymayı unutmuşuz. Kartının limitini aşmayacaktı.
Buna göre oyanın son harcaması en az kaç liradır? Şimdi sorumuzu ele alacak olursak belli başlı harcamaları var oyanın ve şöyle bir bildirim geliyor. Bu ay kart limitini 2500 lira aştınız şeklinde. Biçimde bir bildirim almıştır. Oya'nın bu ayda yaptığı son 5 harcama önce yapılandan sonra yapılana doğru sırasıyla 300, 400, 500, A ve A artı 600 TL'dir. Oya bu harcamalardan herhangi 4 tanesini yapmasaydı kartının limitini de aşmayacakmış. Buna göre Oya'nın son harcaması en az kaç liradır? Şimdi düşünerek kafa yoluyla yapılacak bir soru değil arkadaşlar. Mutlaka bir denklem kurmanız gerekiyor. Şimdi o yüzden de şöyle diyelim. Arkadaşlarım bir limitimiz var. Limit noktası şurası olsun. Ve arkadaşlarım şurası kart limitinin aşılmadan önceki hali. Şurası da kart limitinin aşıldıktan sonraki hali olsun. Burası ne olsun? 2500 TL. Yani arkadaşlar bu 5 harcamayı yaptığımız zaman örnek veriyorum ki bizim kartımızda, Oya'nın kartında şurada x liralık bir limiti olsun. Oya bu 5 harcamayı, son 5 harcamayı yaptığında ise hem limitini dolduruyor hem de limitini 2500 lira aşıyor arkadaşlar. Ama herhangi 4 tanesini yapmamış olursa limitini aştığına dair herhangi bir bildirim de gelmiyor. Yani limitini aşmıyor arkadaşlar. Yani tam olarak limite eşit olabilir yaptığı maksimum harcama. Şimdi gençler diyoruz ki burada Oya'nın yaptığı en büyük harcama hangisidir? Oya'nın yaptığı burada en büyük harcama şudur arkadaşlar. A artı 600'dür. Neden? Çünkü A 1 lira bile olsa hani harcamış olacak ya. A 1 lira bile olursa 300, 400, 500, 1 ve 601 olacaktır. Dolayısıyla maksimum harcamamız burada son harcamamız olan A artı 600. Dolayısıyla ben sadece A artı 600'e göre bir değerlendirme yapayım. Yani diğer harcamaları yapmamış olalım. 300'ü, 400'ü, 500'ü ve A'yı yapmamış olalım. Eğer tamamını yapmış olsaydı 300, 400, 500, 1200, 600 daha 1800 yapar. 2 tane de A'mız var. Bakın 2A artı 1800 2500'e eşit oluyormuş arkadaşlar. Daha doğrusu X artı 2500'e. Çünkü hem limitini dolduruyor hem de 2500 liralık bir harcama yapılmış oluyor limitten sonra. O halde bu kısımda 2A eşittir. 1800'ü ben 2500'ün yanına atarsam 2500'den 1800'ü çıkardık. X artı 700 lira yaptı. 2A buymuş arkadaşlar. Daha sonrasında da diyeceğiz ki madem sadece şunu yaptığında yani A artı 600'lük harcamayı yaptığında bile limitini aşmıyorsa küçük veya eşittir X'tir o halde. Yani X liradan X liraya ya eşittir ya da X liradan küçüktür diyeceğiz bu harcama. Madem öyle A ne olur? Küçük veya eşittir X eksi 600 olur değil mi gençler? Peki bize 2A lazım desek o zaman ne yaparız? Tabii ki bunu 2 ile çarparız. 2A küçük veya eşittir 2X eksi 1200 dedik. Şimdi daha sonrasında 2A 2x eksi 1200'e eşitse ve burada da 2a dediğimiz şey x artı 1700'e eşitse getiririm yerine yazarım. X artı 700 küçük veya eşittir 2x eksi 1200 deriz. Buradan x'i sağ tarafa gönderdiniz. X büyük veya eşittir 1200'de eksi 1200'de 700'ün yanına atarsanız 1900 olacaktır. Yani x 1900'den büyük veya eşitmiş. Şimdi bizim sevgili arkadaşlarım biliyorsunuz ki A'nın x eksi 600'den daha küçük veya eşit olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da burada x 1900'den büyük veya eşitse ve ben sadece bu A artı 600'de limiti maksimum doldurabiliyorsam o halde derim ki A artı 600 dediğimiz harcama burada 1900 lira olur derim ve böylelikle cevabımız da Bursa seçeneği olmuş olur. Videomuzun böylelikle videoyu başka bir şekilde kesip şu an sadece bu soruyu çekmek için tekrardan video oluşturduğum için videonun sonunu getiremedim. Videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Bu testin de sonuna geldik. 42. ve 43. sayfalarımızda basit eşitsizlik ve sıralamanın 10. testinde görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.